Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Arkadaşlar birinci dönemi şahane bir şekilde kapattık. Güzel sonuçlarımızı da aldık. Şimdi ne yapacağız? Birinci dönemi baştan sona bir tekrar edeceğiz ki ikinci döneme de tam olarak hazır girelim. Daha da güzel bir dönem geçirelim hep birlikte arkadaşlar. Peki haydi girelim şöyle bir neler yapmıştık. Programımızda neler var onlara bir göz atalım. <laughs> Arkadaşlar birinci dönem kimyayı baştan sona tekrar edeceğiz. Şimdiye kadar e, kimya ile başlıyoruz zaten. Biyoloji, coğrafya, edebiyat, matematik, tarih, fizik şeklinde ard arda tekrar derslerimiz gelecek ve süper bir şekilde çalışmayı hep birlikte yapacağız arkadaşlar ve e, kanalımızda da bu videolar kalmaya devam edecek. Yani yüklendiği andan itibaren istediğiniz zaman izleyip tekrarlarımızı hep birlikte yapabiliriz. Arkadaşlar Dinamo kitaplarımızı da zaten biliyoruz birçoğumuz tamamladık artık ama şöyle yine bir gözden geçirelim. Neler vardı? neler yoktu? Neleri yapmamız gerekiyor? Nereye kadar geldik? Şöyle hep birlikte değerlendirmeye alalım. Arkadaşlar Dinamo kitabımızda e... Birinci üniteyi tamamen bitirdik zaten artık ikinci üniteyi de tamamen bitirdik ve üçüncü ünitenin artık içeriğine de baya bir giriş yapmış olduk. Neler vardı kitabımızda şöyle hep birlikte gözden geçirelim. Her sayfada bir tane çözümlü örnekle bize konuyu üretiyorduk kitabımız ve ardından da dört tane soru benzer nitelikte soru bizim çözmemiz için aşağıda bekliyor olacaktı. Ve her sayfayı bitirdiğimizde aslında hem soru tiplerini öğrenmiş oluyorduk hem de konularla ilgili bilgilenmiş oluyorduk. Bölüm sonlarında ise tarama testleri bizi bekliyordu. Ünite sonlarında e, yine tarama testlerinden sonra ünite tekrar testleri ardından fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik sorular, ÖSYM tipinde sorular ve son olarak da yazılı tipinde sorular kitabımızda bizi bekliyor oluyor. E, çözemediğimiz herhangi bir soru için de kare kodlar sayesinde video çözümüne gitme şansına sahip oluyorduk. Dinamo kitabını hala tamamlamayanlar varsa fırsatı değerlendirip bu tatil döneminde kitabımızı bitirmemizde büyük faydalar olacak. O zaman şöyle bir içeriye bakalım neler vardı kimya bilimi ünitesini tamamen bitirmiştik atom ve periyodik sistem ünitesini yine tamamen bitirmiştik arkadaşlar ve kimyasal türler arası etkileşimler ünitesine e, girişimizi yapmıştık burada da baya bir yol kat etmiştik şimdi geçelim bakalım neler vermiş tek tek şöyle bir gözden geçirelim. İlk ünitemiz arkadaşlar simyadan kimyaya isimli bir bölümle başlıyordu. Simya dön öncesi dönem, ardından simya dönemi, geleneksel kimya ve modern kimya dönemi olarak aslında dönem dönem kimyanın tarihçesini işlemiştik. Mısır ve Mezopotamya'da başlayan Medeniyetin ilk adımlarının atıldığı yeri biz simya öncesi dönem olarak değerlendirme almıştık. Burada tabii ki birçok çalışma vardı. Ardından simyayı tanımlarken dört öğe kuramı ve e, bu simyacıların üç hayali üzerinden aslında değerlendirmiştik. Dört öğe kuramı madde tanımını ateş, su, toprak ve hava üzerinden tanımladığımız ve Empedokles'in yaptığı tanımlama üzerinden geliyordu. Ve e, bu bilim insanlarının, bu simyacıların üç tane temel hayali var demiştik. Ölümsüzlük ikisini bulmak, metalleri altına çevirmek ve e, felsefe taşı adını verdikleri bir taşı keşfetmek olmak üzereydi arkadaşlar. E, bu tanımlar sayesinde de bu ayarlar sayesinde de birçok çalışma yapıp e, yepyeni başka maddeler keşfetmişlerdi. Ardından geleneksel kimya dönemine geçmiştik. Yani simyanın bir bilime dönüşmeye başladığı süreç olarak. Robert Boyle, Filogiston ve Dalton burada öne çıkan kavram ve bilim insanlarıydı. Robert Boyle Element tanımını yaparak simya dönemini kapatan kişiydi arkadaşlar. Yani tarihteki ilk kimyacı Robert Boyle'du. Dalton mod, e, atom modeli ortaya atmıştı ve atom kavramı üzerine aslında bilimsel olarak çalışmaları başlatmıştı. Ve Filogiston da yanma kavramını tanımlamak üzerine atılan ilk adımdı aslında arkadaşlar. Demişti ki filojiston ateşin ruhudur yanıcı maddeler kül ve flojistondan oluşur ve yanma olayı gerçekleştiği zaman flojiston ortamdan uzaklaşır. Bu tabii ki yanlış bir tanımlama ama yanma kavramı üzerine, yanma olayı üzerine düşünmemizi sağlayan adımlardı arkadaşlar. Yani geleneksel kimya dönemini yanlış bilgilerle de olsa kimyanın bilim olmaya döndüğü nokta olarak değerlendirebiliriz. Bu da bizi modern kimya dönemine geçiriyordu. Levoziye burada ön plana çıkan isim olacak arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu sayesinde modern kimyanın başladığı durumu değerlendiriyordu ardından da radyoaktivite yine modern kimyanın en önemli gelişmelerinden biri olarak karşımıza çıkıyordu. <laughs> Peki simya ve kimya arasındaki farkları nasıl değerlendirmiştik? Demiştik ki simya bir bilim değil. Sadece bu üç hayali gerçekleştirmek üzere yapılan uğraşlara verilen isimdi. Ama kimya bir bilim dalıydı arkadaşlar. Peki simyanın bilim olmamasının sebebi neydi? Çalışmaları sınama ve yanılma yoluna dayanıyordu. Oysa ki kimyada deneyler ve gözlemler vardı. En önemli farklardan birisi buydu. Ve simyada sistematik bir bilgi birikimi yoktu. Bu yüzden bilim olarak adlandırmıyorduk ama kimya da bu sistematik bilgi birikimi olduğu için o bir bilim özelliği gösteriyordu. Ama her ne kadar bilim olmasa da simyadan kimyaya aktarılan çok önemli bulgular vardı. Bunlar şap, kil, sofra tuzu, kükürt buharı, barut gibi önemli maddeler veya damıtma, kristallendirme, süzme, aktarma gibi çok önemli e, yöntemler. Hala daha kimya döneminde kullanılan yöntemlerdi. Şuna dikkat ediyorduk. Fiziksel bir yöntemse veya fiziksel bir yöntem sayesinde üretilen bir madde ise bu aslında simya döneminde bulunmuş ve kimyaya aktarılmış bilgiler olarak değerlendirmeye alınıyordu. Eğer teknolojik bir gereksinim gösteriyordu. ...gösteriyorsa bu kimya döneminde bulunmuş bir şeydir. Mesela bir polimer kimyasından bahsediyorsak, polimer bir maddeden bahsediyorsak... ...bu simyacıların bulma ihtimali olan şey değil. Tabii ki kimya döneminde geliştirilen maddedir diyoruz. Simyadan kimyaya geçişi bazı uygarlıklar çok önemli katkılar da bulunmuştu. Bunları gözden geçirmişler ki arkadaşlar. Mesela Mezopotamya, e, Nipur kentinde bulunan e, bir ilaç kitabıyla aslında geçişe ne kadar katkı sunduğunu bize gösteriyordu. Mısır'da mesela piramitler yapılmıştı. Mumyalama gibi yöntemler geliştirilmişti. Yunanistan'da arkadaşlar Yunan medeniyeti aslında işin felsefesinin oluşturulduğu ve mühendislik alanında önemli gelişmelerin kat edildiği e, coğrafyaydı. Çin'den bahsediyorsak Çin'de alkolün keşfi, tepkime cetvellerinin oluşturulması, barutun, e, pusulanın bulunduğu yerdi arkadaşlar. Çin, Hint medeniyetine geldiğimiz zaman mesela paslanmaz metal sütunlar yapmışlardı, oldukça büyük. Bu tabii ki Hintlilerin e, büyük katkılarından bahsetmemizi sağlıyordu ya da sıfır sayısı Hindistan'da bulunmuştu. Bu da yine simya'dan kimyaya geçişe çok önemli katkılar sunmuştu en önemli katkıları ise İslam medeniyetinden geliyordu arkadaşlar. Burada Cabir Bin Hayyan ve Ebubekir Bekir Errazi gibi önemli isimler ortaya çıkıyordu ve ilk kimyanın bilimleştiği dönem böl... bilimleştiği coğrafya olarak İslam coğrafyasını burada kabul ediyorduk arkadaşlar ve Orta Asya medeniyetinin de yine tabii ki önemli katkıları var. Özellikle de kargı pulluk gibi at ve atın evcilleştirilmesine dair birçok gelişme Orta Asya medeniyetleri tarafından sunulmuştu arkadaşlar. Ve tabii ki çok önemli bilim insanları var. Kronolojik olarak da bilmemiz gereken. Mesela Empedokles ile başlıyorduk. Diyorduk ki Empedokles dört öğe kuramını ortaya atan kişi. Yani aslında madde tanımını en ilkel şekliyle de olsa ortaya atan kişiydi arkadaşlar. Ardından Demokritus'tan bahsediyorduk. Atom kavramından tarihte ilk defa bahseden kişiydi. Atom üzerinden maddeyi tanımlamaya çalışıyordu. Ancak tabii ki bilimsel bir tanım değildi bu. Sonrasında Aristo geliyordu. Aristo dört e, kuramını geliştiren ve yayılmasını sağlayan Kişiydi dört üyeye bir de dört temel özellik sıcak, soğuk, ıslak ve kuru gibi özellikleri e, getiren kişiydi arkadaşlar. Sonrasında Cabir bin Hayyan tarihteki ilk kimya laboratuvarını kuran kişi. Birçok araç gereci keşfeden kişi ve birçok yeni maddeyi ortaya koyan kişiydi. İşte zaç yağı gibi, kral suyu gibi birçok maddeyi Cabir bin Hayyan keşfetmişti. Ebu Bekir Errazi yine İslam medeniyetinin çok ön plana çıkan... Bilim insanlarından biriydi. Ebu Bekir Errazi'nin bir doktor olduğunu hatırlayalım. Birçok hastalığın tedavisini bulan kişiydi. Karınca asidini keşfeden kişiydi arkadaşlar. Robert Boyle az önce biraz bahsettik zaten. Robert Boyle tarihteki ilk kimyacıydı. İlk kimyagerdi. kimya geldi. Kimya bir element tanımı sayesinde simyayı bitirip kimyayı ortaya çıkaran kişiydi ve Lavoisier de modern kimyanın babasıydı. Çünkü Lavoisier kütlenin korunumu kanunu keşfetmişti ve bu kanun sayesinde modern kimya başlamıştı arkadaşlar. Bunun yanı sıra yanma olayını bugün bildiğimiz manasıyla tanımlayan kişi de yine Lavoisier'di. Yani maddelerin oksijen gazı ile verdiği tepkime yanma tepkimesidir demişti. Bu sayede de biyolojist kuramını da ortadan kaldıran kişi Levoziye'ydi. Kimya bilimi ortaya çıktıktan sonra da tabii ki oldukça dallanıp budaklanmıştı ve disiplinlere ayrılmıştı arkadaşlar. Analitik kimya analizlerin yapıldığı kimya madde içeriklerini belirttiğimiz kimya disipliniydi. Organik kimya karbon temelli bileşikleri tanımlayan, açıklayan, yapılarını ve özelliklerini ortaya koyan kimya disipliniydi. Anorganik kimya bunun dışında yani organik bileşiklerin, karbon temelli bileşiklerin dışında kalan her şeyin açıklandığı aslında e, disiplin olarak anorganik kimyayı değerlendiriyorduk. Fizikokimya fizik ve kimya bilimlerinin birleştiği nokta olarak değerlendirebiliriz. Kimyasal tepkimelerdeki mekanizma olaylarını, enerji olaylarını fizikokimya açıklıyordu. Biyokimya ise canlı organizmaların yapısındaki kimyasal olayları ve kimyasal maddeleri e, inceleyen bilim dalıydı arkadaşlar. Mesela proteinlerin yapısını ya da işte ee, solunum olayını biyokimya açıklıyordu. Endüstriyel kimyaya geldiğimiz zaman da yüksek miktarda üretimlerin yapıldığı ve ekonominin de e, devreye girdiği e, bir bilim dalına endüstriyel kimya adını veriyorduk. Kimya ile ilgili endüstrilere gelecek olursak İlaç endüstrisi, gübre, arıtım, petrokimya, boya ve tekstil endüstrileri doğrudan kimya ile ilişkili ve kimyayı bilmeden asla geliştiremeyeceğimiz endüstrilerdi. Ve kimya ile ilgili mesleklerden bahsetmiştik. Kimya mühendisi, metalurji mühendisi, eczacı, kimyager ve kimya öğretmeni burada değerlendirmeye aldığımız mesleklerdi arkadaşlar. Bu mesleklerden herhangi birini yapmak istiyorsak illaki kimya konusunda oldukça geniş bilgilere sahip olmamız gerekiyordu. Kimyanın sembolik dilinden bahsetmiştik bir de arkadaşlar. Burada özellikle element sembolleri ve bileşik formülleri üzerine durmuştuk. Şöyle özellikle ön planda olan ve kesinlikle bilmemiz gereken birkaç tanesini örnek olarak yapalım. Mesela sodyumun sembolünün Na şeklinde ya da kalsiyumun sembolünün Ca şeklinde olduğunu biliyorduk. Karbon sadece C harfiyle adlandırılıyordu. Ve diyordu ki sembolleri belirlerken elementlerin Latince veya İngilizce isimlerinin ilk veya ilk iki harfini kullanarak bir sembolleri ortaya koyuyoruz. Mesela demir Fe şeklinde bir sembolle sahipti. Çünkü Latince adı Fe ile başlıyordu. Kalay Sn sembolüne sahipti. Kurşun Pb'ydi. Çinko Zn gibi bir sembole sahipti. Gümüş Ag veya kükürt S sembolüne sahip tabii ki oldukça fazla sayıda element var. Bunlar sadece birkaçı ezbere bilmemiz gereken ve ön planda olanlar. Bileşik formüllerine gelecek olursak yaygın adlarıyla bileşik formüllerini ilişkilendirebiliyor olmamız önemli arkadaşlar burada. Mesela sofra tuzunun NaCl formülle sahip olduğunu, sut kostiğin NaOH, sömüş kirecin CaOH2 formülüne sahip olduğunu bilmemiz gerekecek arkadaşlar. Sönmemiş kirecin ise CaO formülüne sahip olduğunu aslında e, sönmemiş kirecin su ile tepkimesi sonucunda oluşan maddeye biz sönmüş kireç adını verdiğimizi ya da zaç yağının H2CO4 formülüne sahip olduğunu ezbere bilmemiz gerekiyor. Kezzap HNO3 gibi bir formüle sahipti. Karınca asidi HCOOH gibi bir formüle sahipti. Sirke asidine gelecek olursak CH3COOH formülüne sahipti ve çamaşır sodasından bahsediyorsak da arkadaşlar çamaşır sodası CaOH2 veya CaCl2 şeklinde karşımıza çıkıyordu. Güvenlik uyarı işaretlerine gelecek olursak kimya laboratuvarlarında arkadaşlar üzerinde durmamız gereken herhangi bir ürünün etiketinde, herhangi bir kimyasalın etiketinde bu uyarı işaretlerini gördüğümüz zaman nelere dikkat etmemiz gerektiğini bize anlatan işaretlerdi. Mesela üzerinde şöyle bir işareti görüyorsak arkadaşlar bu yanıcı madde anlamına geliyordu. Dolayısıyla ateşten, kıvılcımdan uzak tutmamız gerekiyordu. Eğer ortasında şöyle bir O işaretini görüyorsak aslında bu oksijeni sembolize ediyor. Yani oradan aklımıza kalması gereken ve yakıcı maddelerin üzerinde bulunan işaretler arkadaşlar. Dolayısıyla iki maddenin üzerinde bu işaretler varsa bunları birbirinden kesinlikle uzak tutmamız gerekiyordu. Eğer üzerinde şöyle metal yüzeyleri veya cilde verdiği zararı gösteren bir işaret görüyorsak bu arkadaşlar aşındırıcı madde olduğunu bize gösteriyordu. Genellikle asitlerin üzerinde bu işareti göreceğiz. Eğer ünlem işaretini görüyorsak arkadaşlar bu tahriş edici madde demekti ve cildimizden uzak tutmamız gerekiyordu. Şöyle patlama resmini görüyoruz zaten arkadaşlar. Bu patlayıcı maddeyi kıvılcımdan, ani darbelerden, ateşten ısıdan uzak tutmamız gerektiğini anlıyorduk. Şu kuru kafa sembolü arkadaşlar zehirli yani toksik maddelerin üzerinde yer alıyordu ve bunları tabii ki solumaktan ee, ...uzak durmamız, kaçınmamız gerekiyordu. Şu işaret hemen radyoaktif maddelerin üzerinde bulunan işaretli arkadaşlar... ...radyasyon yayan maddeler olduğunu bize simgeliyordu. Ve üzerinde ölü balık kurumuş ağaçları gördüğümüz bu sembol ise... ...çevreye zararlı olduğunu ve doğrudan atık olarak çevreye atılmaması... ...gerektiği konusunda bizi uyaran e, işaretlerimizdi arkadaşlar, sembollerimizdi. Hemen o zaman ünitenin sonuna doğru artık bir tane soruyla e, çözümümüzü yapalım ilk kimya laboratuvarını kurarak birçok laboratuvar gereci geliştiren ve kezzap zaç yağı gibi günümüzde de yaygın kullanım alanlarına sahip maddeleri keşfeden simyacı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? İlk kimya laboratuvarı diyor hemen aklımız zaten İslam medeniyetine gidiyor ve bu maddeleri keşfeden kişi de Cabir bin Hayya'nın ta kendisiydi. Empedokles 4 öğe kuramını ilk defa ortaya atan ve Aristobul 4. kuramını geliştiren kişiydi. Robert Boyle, element tanımı yaparak simyayı bitiren kişiydi ve de modern kimyanın babasıydı. Kütlenin korunumu kanunu sayesinde bunları unutmuyoruz. Bir sonraki ünitemiz arkadaşlar atom modelleri ve atomun yapısı ve periyodik sistem üzerine çalıştığımız üniteydi arkadaşlar. Atom modelleriyle başlamıştık dedik ki Dalton tarihteki bilimsel ilk atom modelini ortaya koymuştur ve içi dolu bel küreler olarak tanımlamıştır atomu. Atomun bölünemez bir bütün olduğunu söylüyordu. Asla parçalamak mümkün değildir diyordu ve bir elementin bütün atomları birbiriyle tamamen özdeştir diyordu. Dolayısıyla farklı elementlerin atomları da birbirinden farklı olmak zorundadır diyordu ve katlı oranlar kanunu sayesinde de aslında bileşiklerin yapısını da bizim için ortaya koyan kişiydi Dalton arkadaşlar. Sabit oranlar ve katlı oranlar kanunundan aslında atom modeli içerisinde bahsediyordu ve dolayısıyla yüklü taneciklerin burada bahsedilmediğini görüyorduk. Şimdi adım adım her atom modelinde bugünkü atom tanımına biz ulaştıran bazı gelişmeler kaydediliyordu. Şimdi Dalton atom modelindeki eksiklerden en azından bir kısmını gidermek üzere sonrasında Thomson ortaya çıkıyordu. Ve yüklü taneciklerden ilk defa bahsedilen atom modeli Thomson oluyordu arkadaşlar. Ve elektronların yani negatif yüklü taneciklerin varlığından bahsediyordu. Üzümlü kek şeklinde tanımladığımız bir atom modeli ortaya çıkıyordu. Diyordu ki yine atom bir küredir ama Pozitif yüklü bir küredir. Yani kocaman pozitif bir yüktür bu küre aslında. Ve içerisinde dağılmış negatif yüklü tanecikler vardı. Bunları elektron olarak adlandırıyorduk. Burada arkadaşlar negatif ve pozitif yükler birbirine eşit olduğu için atomun nötr olduğunu ifade ediyordu. Bak Dalton'da yükten hiç bahsedilmiyor. Burada yüklü tanecikler var ama birbirine eşit olduğu için nötrlük söz konusu oluyor. Ve atomun yarıçapını çapını 10 üzeri eksi 2 santim olarak da değerlendirmeye alıyordu. Ardından... Rutherford ortaya çıkıyordu arkadaşlar. Alfa saçılması gibi ya da altın levha gibi çok önemli bir deney sonucunda aslında atom modelini ortaya atıyor. Ve çekirdeğin keşfedildiği atom modeli Rutherford'un atom modeliydi. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Çekirdekten ilk defa Rutherford bahsediyordu. Diyordu ki atomun büyük kısmı boşluklardan oluşur. Yani küre tanımlaması aslında yanlıştır. Büyük kısmında boşluklar vardır. Bütün pozitif yükler ve bütün kütle çekirdek adını verdiğimiz küçücük bir hacme toplanmıştır. Elektronlar ise bu çekirdeğin etrafında hareket ediyordur, dönüyordur arkadaşlar. Artı yüklerin tamamının çekirdekli olması çekirdeğin e, her zaman için pozitif yüklü olduğunu bize kanıtlayan aslında ifade oluyordu. Ve diyordu ki bütün kütle neredeyse bütün kütle çekirdektedir. Ve çekirdekteki bu kütlenin yaklaşık olarak yarısını pozitif yüklü tanecikler yani dolayısıyla protonlar oluşturur. İşte bu ifadede nötronların keşfi için e, bir ön ayak olmuş oluyor. Yol göstermiş oluyor bizim için. Rutherford'dan sonra da Bohr atom modeli ortaya çıkıyordu. Çünkü Rutherford... Elektronların çekirdek etrafında bulunduğunu söylüyor ama e, burada nasıl bir hareket ettiğini, elektronların konumuyla ilgili net bir açıklama bize yapamıyordu. İşte bununla ilgili en önemli çalışmayı Bohr yapıyor ve yörünge veya katman adını verdiğimiz ya da enerji seviyesi dediğimiz kavramları ortaya atıyordu arkadaşlar. Diyordu ki evet çekirdek var. Burada pozitif yüklü tanecikler var, çekirdeğin kendisi pozitif yüklü, bütün kütle çekirdekte burada bir sorun yok ama elektronlar da belli enerji seviyelerinde, yörünge adını verdiğimiz enerji seviyelerinde çekirdek etrafında dönme hareketi yaparlar. Bu da bizi temel ve uyalımış hal kavramlarına götürüyordu arkadaşlar. Diyordu ki çekirdeğe ne kadar yakınsa elektron enerjisi o kadar düşüktür ve elektron çekirdekten uzaklaştıkça ...enerjisi artar. Dolayısıyla da e, minimum enerji seviyesinde olmak istediği için aslında elektronlar çekirdeğe en yakın konumda bulunmak isterler. Eğer biz dışarıdan enerji vererek elektronu çekirdekten uzaklaştırırsak bu uyarılmış hal demek olur. Ve eğer çekirdeğe yeni çekirdeğe en yakın konumda bulunursa bu da onun temel hali olur. Atomun yapısına gelecek olursak arkadaşlar yani bugünkü tanımlamamıza gelecek olursak şöyle bir sembolle gösteriyorduk. Biz diyorduk ki Sol alt tarafa proton sayısını yazarız bir atoma ait. Bu proton sayısını da atom numarası olarak adlandırırız veya çekirdek yükü olarak adlandırırız. Bu çekirdek yükü de yani atom numarası da aslında o atomun hangi elemente ait olduğunu bize söyler. Yani bütün bilgiyi aslında atom numarası sayesinde alırız. Sol orta noktaya da arkadaşlar nötron sayısını yazıyorduk. Yine çekirdekteki bir diğer taneciğimiz olan nötronu buraya yazıyorduk. Ve ikisinin toplamını da sol üste kütle numarası ya da nükleon sayısı olarak tanımladığımız kısma yazıyorduk arkadaşlar. Ee, bu sayede de atomun aslında kütlesinin ne olduğunu bize söyleyen bilgi geliyordu. Sağ alt tarafa elektron sayısını yazıyorduk arkadaşlar. Diyorduk ki nötr atomlardan bahsediyorsak proton sayısı ve elektron sayısı zaten birbirine eşit olmak zorunda. Ama eğer elektron alışverişi yapmış bir durumdaysa yani yüklü bir hale geliyorsa iyon yükü dediğimiz bir kavram ortaya çıkar. Bunu da sağ üst tarafa yazarız. Eğer dışarıdan elektron almış bir atomdan bahsediyorsak elektron sayısı proton sayısından fazla olacağı için iyon yükü negatif olacaktır. Dolayısıyla bir anyon yapısı ortaya çıkacaktır. Eğer dışarıya elektron vermiş bir tanecikten bahsediyorsak bu defa proton sayısı elektron sayısından fazla olacağı için pozitif yüklü bir tanecik olacak. Yani iyon yükü pozitif olacak ve bir katyon yapısı elde etmiş olacağız şimdi Atomun yapısını ve sembolik gösterimini bu şekilde yaptıktan sonra da izotürler dediğimiz bir kavram karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Burada diyorduk ki eğer iki taneciğin proton sayısı birbiriyle aynı ama nötron sayısı ve dolayısıyla kütle numarası farklı ise... ...bu tanecikler birbirinin izotopu olurlar, izotopu olarak adlandırılırlar ve proton sayısı aynı olduğu için bunlar aynı elemente ait atomlardır. Aynı elementin atomları olduğu için de kimyasal özellikleri aynıdır ancak e, kütle numarasındaki farklılık bunların fiziksel olarak birbirinden farklı olmasına sebep olur. İzotona gelecek olursak bu defa nötron sayısı aynı proton sayısı dolayısıyla da kütle numarası farklı olan tanecikler birbirinin izotonu olarak adlandırılıyorlardı. Farklı elemente ait oldukları için hem fiziksel hem kimyasal bütün özellikleri birbirinden farklı oluyordu. İzobara geldiğimiz zaman bu defa da arkadaşlar kütle numarası birbiriyle aynı olmasına rağmen... ...yani proton ve nötron sayılarının toplamlarının birbiriyle aynı olmasına rağmen... ...proton ve nötron sayıları birbirinden farklı olan taneciklere de birbirinin izobara adını olduklarını söylüyorduk. Ve proton sayıları farklı olduğu için farklı elementin atomları oluyordu bunlar... ...ve dolayısıyla bütün fiziksel, kimyasal özellikleri farklı oluyordu. İzoelektroniye gelecek olursak bu defa... Elektron sayısı aynı olmasına rağmen proton sayısı birbirinden farklı olan tanecikler birbirinin izoelektronu oluyordu. Yine proton sayısı farklı olduğu için farklı elementin tanecikleri oluyordu bunlar ve proton ve elektronu birbirine aynı olan tanecikler nötr olduğu için izoelektronik taneciklerden en fazla bir tanesi nötr olabiliyordu. Geri kalanları illaki iyon durumunda olmak zorundaydı. <laughs> Periyodik sisteme gelecek olursak Periyodik sistem arkadaşlar elementlerin tabii ki özelliklerine dair sınıflandırıldıkları ve yerleştirildikleri harika bir sistem olarak karşımızda duruyor. Bunun gelişim aşamalarını dikkate aldığımız zaman Mendeleev ismi çok ön plana çıkıyordu arkadaşlar. Ee, o zamanı dahil yani kendi yaşadığı dönemde keşfedilen sadece 63 element vardı ve periyodik sisteminde bu 63 elementi sınıflandırmasına yer vermişti ve kütle numarasına bakarak bu sınıflandırmayı yapıyordu arkadaşlar. Yani kütle numarasına göre bir sıralama yaptığı zaman her 8 elementte bir özelliklerin tekrar ettiğini gördüğü için 8'li sıralamalar halinde, 8'li gruplar halinde elementleri sınıflandırmıştı ve onunla ilgili en önemli nokta arkadaşlar boşluklar bırakmasıydı. Yani kütle numarasına göre sıralama yaptığı zaman birbirine benzer özellik gösteren beslenen elementleri alt alta yazıyordu ve bazı yerlerde boşluklar olduğunu fark ediyordu. Bu boşluklar sayesinde de yeni elementlerin keşfini hızlandırıyordu. Çünkü boşluk var henüz element keşfedilmemiş ama o elemente ait bütün özellikleri periyodik sisteminde koyduğu boşluk sayesinde tahmin edebiliyordu. Bu da yeni elementlerin hızlıca keşfedilmesini sağlamıştı. Ardından da Moseley ismi ön plana çıkmıştı. Mendeleyev'in periyodik sistemindeki hata olarak değerlendirebileceğimiz kütle numarasına göre sıralama düzenini değiştiren kişiydi. Onun yerine X ışınları sayesinde atom numarası kavramını keşfetmiş ve elementlerin atom numarasına göre sıralanması gerektiği fikrini önermişti arkadaşlar. Ve Mendeleyev'in periyodik sisteminde bulunan o küçük bazı hataların da kendiliğinden bu sıralama sayesinde düzeldiğini görmüştü ve modern periyodik sisteme de. En yakın sistemi aslında hazırlayan kişi olmuştu ve önerirken de dikey sütunların grup yatay satınların ise periyod olarak adlandırılmasını bize önermişti ve demiştik ki dikey sütunlarda yani aslında aynı gruptaki elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirine çok benzer özelliklerdir ve bu sayede de arkadaşlar modern periyodik sisteme geçtiğimiz zaman periyodik sistemde yer bulma kısmını artık atom numarası sayesinde kolaylıkla yapabiliyorduk. Peki nasıl yapıyorduk? Sadece bir elementin atom numarasını biliyorsak periyodik sistemin neresinde bulunduğunu nasıl söylüyoruz? Mesela helyum arkadaşlar en sonunu yapalım. Flor için öncelikle elektron dizilimini yapıyorduk ve elektron dizilimini yaparken şu kurala göre gitmemiz gerekiyordu. İlk 20 element için 2, 8, 8, 2 katmanların taşıyabileceği maksimum elektron kapasitesini aslında bize söylüyordu. Dolayısıyla Flor'da mesela birinci katmana 2 elektron yazdıktan sonra ikinci katmana 7 elektron yazdığımız anda aslında florun bütün elektronlarının yerini belirtmiş oluyoruz ve periyot ve grubu belirlerken şunu yapıyorduk: Kaç katmana yer verdiysek bu bize hangi periyotta olduğunu söylüyordu. Yani florun ikinci periyotta ve son katmandaki elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı da onun grubunu söylüyordu. Dolayısıyla da 7A grubunda yer aldığını görüyorduk. Mesela magnezyum için arkadaşlar 2, iki... 8 yazdığımız zaman 10 elektronu yerleştirmiş olacağız. Demek ki geri kalan 2 elektron 3. katmanda yer alıyormuş. O zaman toplam 3 katman yazdığımıza göre 3. periyottadır diyorduk. Ve son katmandaki elektron sayısı onun hangi grupta olduğunu söylüyordu. Yani 2A grubunda olduğunu belirtiyorduk. Ya da kükürtten bahsediyorsak 2, 8 dediğimiz zaman 10 elektronu yerleştiriyoruz. Demek ki 6 elektron 3. katmana kalıyor. Toplam 3 tane katman yazdık. O zaman 3. periyotta ve 6A grubunda son katmandaki elektron sayısı 6 olduğu için diyorduk. Her yuma gelecek olursak sadece 2 elektronu var. Dolayısıyla bir katman orada da 2 elektron yer aldığını görüyorduk. Bunun tek katman olduğu için 1. periyotta yer alması gerektiğini söylüyoruz. Ancak şuna dikkat. Değerlik elektron sayısı 2 olduğu için onu 2A grubuna değil Özel durumundan ötürü yani soy gazlara benzediği için diğer soy gazların yanına yani 8A grubuna yerleştiriyorduk arkadaşlar. Bu ilk 20 element içerisindeki tek istisna elementimizdi. Elementlerin sınıflandırmasına gelecek olursak periyodik sistemdeki e, gruplardan yola çıkarak arkadaşlar. 1A grubuna alkali metaller grubu diyorduk ve diyorduk ki buradaki elementlerin hepsi metal sadece hidrojen hariç hidrojen ametal olmasına rağmen bu grupta yer alıyordur. 2A grubu toprak alkali metaller olarak adlandırılıyordu. Bunların hepsi metaldi. 3A grubu toprak metalleriydi. Burada da bor gibi bir istisnamız vardı. Bir yarı metal olmasına rağmen bu gruptaydı. Geri kalan elementlerin hepsi metal. Karbon, azot ve oksijen grubu arkadaşlar 4A, 5A ve 6A grubunun özel isimleriydi. Burada ametal, yarı metal ve metallerin yer aldığını görüyoruz. 7A grubu halojenler olarak isimlendiriliyor arkadaşlar. Flor, klor, brom ve iot ön plana çıkan halojenlerimizdi. Ve 8A grubunu da soy gazları olarak adlandırıyorduk. Şimdi ilk e, A gruplarını baş grup elementleri olarak değerlendiriyoruz. 8 tane baş grup muz var demek ki. Arada kalan şu 10 sütunluk yere de geçiş metalleri adını veriyorduk arkadaşlar. Buradaki elementlerin tamamı metal sınıfındaydı. Altta da iki tane satırımız vardı. Lantanit ve aktinitler olarak isimlendirdiğimiz bu gruplarda arkadaşlar. Yine e, iç geçiş metalleri olarak adlandırılan ve tamamı metallerden oluşan gruplarımız arkadaşlar. Burada bütün A metallerin e, aslında 4A grubundan 7A grubuna kadar olan kısımda olduğunu e, belirtebiliriz, söyleyebiliriz. Elementleri sınıflandırırken de dört başlıkta inceliyorduk. Metaller, yarı metaller, ametaller ve soy gazlar olmak üzere. Bir sonraki konumuz periyodik özelliklerdi. Bazı özellikler periyodik sistemde yukarıdan aşağı, sağdan sola ya da yukarıdan aşağı doğru giderken değişiklikler gösteriyordu. Bunlar da ilk olarak katman sayısından bahsedecek olursak arkadaşlar katman sayısı periyodik sistemde sağa doğru gittikçe sabit kalıyordu tabii ki ama aşağı doğru gittikçe her bir adım yeni bir katmanın gelmesi demek oluyor. Dolayısıyla aşağı doğru gittikçe katman sayısı artıyor. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısını simgelediği için periyodik sistemde yukarıdan aşağı doğru geldikçe aynı grupta e ee, tabii ki değerlik elektron sayısı sabit kalıyor çünkü grubu buna göre belirliyorduk. Ama sağa doğru gittikçe e değerlik elektron sayısı artıyordu. Atom yarıçapına gelecek olursak e çekirdekle en dış katman arasındaki mesafeyi bize veriyordu. Aşağı doğru gittikçe katman sayısı arttıkça atom yarıçapı artıyordu. Sağa doğru gittikçe atom büzüşüyordu çünkü çekirdeğin elektronlara yaptığı çekim kuvveti artıyordu. Yani ee, sağa doğru gittikçe atom yarış yapının küçüldüğünü söylüyorduk. İyonlaşma enerjisi gaz haldeki nötr bir tanecikten bir elektron koparmak için gereken enerjiydi. Aşağı doğru geldikçe arkadaşlar çap büyüdüğü için daha kolay kopuyordu elektronlar ve iyonlaşma enerjisi düşüyordu. Sağa doğru gittikçe ise çap küçüldüğü için çekim arttığı için elektron koparmak zorlaşıyordu. Bu da iyonlaşma enerjisinin artması demek oluyordu. Burada üç aşağı beş yukarı kuralı vardı. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Yani istisna durum çok önemliydi. 2A grubu 3A grubundan 5A grubu da 6A grubundan daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahip oluyordu. Elektron ilgisine gelecek olursak bu defa arkadaşlar yine nötr ve gaz haldeki bir atomun dışarıdan bir elektron alması esnasındaki enerji değişimiydi. Bu da yine periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe çap arttığı için yeni elektron alması daha zorlaşacağı için elektron ilgisi düşüyordu. Sağa doğru gittikçe çap küçüldüğü için daha kolay elektron alıyordu. Bu da elektron ilgisinin artmasına sebep oluyordu ama elektron ilgisinde şunu ihmal etmiyoruz. 8A grubunun elektron ilgisi en sağda olmasına rağmen çok düşük. O yüzden en yüksek elektron ilgisi 7A grubunda yani halojenlerde yer alıyordu ve Yukarı doğru gittikçe artıyor olmasına rağmen florla klor arasında çok istisna bir durum vardı. Klor flordan daha yüksek bir elektron ilgisine sahipti. Elektronegatifliğe gelecek olursak, bu da arkadaşlar bağ elektronlarına yapılan çekim kuvveti olarak tanımlamıştık. Aşağı doğru gittikçe bağ elektronuna yapılan çekim düşeceği için elektronegatiflik azalıyordu ve sağa doğru gittikçe çap küçüldüğü için daha güçlü çekimler oluşturacağı için elektronegatiflik artıyordu arkadaşlar. Yine burada 8A grubu elementleri bağ yapmadığı için elektron negatiflik değerleri sıfır oluyor. Bu yüzden de en elektronegatif elementler 7A grubunda yer alıyor ve en elektronegatif elementimiz de flordur. Bunu unutmuyoruz. Metalik özellik Elektron verme isteğini aslında verdiğimiz isimde dolayısıyla periyodik sistemde sola ve aşağı doğru geldikçe yani çap arttıkça metalik aktifliğin, metalik özelliğin artmasını bekliyoruz tabii ki. Bir A grubu en aktif metallerin olduğu gruptu bu nedenden ötürü. A metalik özellik bunun tam tersi elektron almaya karşı isteği aslında simgeliyordu. Bu yüzden de elektronegatiflikle A metalik özellik neredeyse tamamen paraleldi. Sağ ve yukarı doğru gittikçe artıyordu. O yüzden en aktif ametaller 7A grubunda yer alıyordu ve en aktif ametalimiz de 7A'nın en başındaki flor elementiydi. O zaman hemen bir tane örnek çözelim periyodik sistemle ilgili. Atom numaraları sırasıyla 7, 8, 9, 17 olan X, Y, Z elementleriyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar hemen periyodik sistemdeki yerlerini bir bulalım. Bak 7 ise 2'ye 5 şeklinde dolayısıyla ikinci periyotta ve 5A grubunda yer alıyordur. 8 olursa 2 6 şeklinde dolayısıyla 2. periyotta yine ama bu defa 6A grubunda. 9 olursa 2 7 şeklinde elektronlar katmanlara dizilecek. 2. periyot 7A grubundaymış. 17 olursa bu defa 2 8 7 şeklinde elektronlar katmanlara dizilecek. Yani 3. periyotta ve 7A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu elementleri X Y Z T elementlerini şöyle periyodik sistemle yerleştirecek olursak aslında şöyle bir şey görüyoruz. 5A, 6A ve 7A grubu elementleri var. Burası ikinci periyot, burası üçüncü periyot. X, Y, Z ve T şeklinde konumlarını belirtebiliriz. Ve şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. 7A'nın ilk elementi flor, ikinci elementi ise klordu. Dolayısıyla aslında Y'nin oksijen, X'in de azot olduğunu söyleyebiliriz birazcık ezberde. Şimdi atom yarıçapı en büyük olan T elementidir. Şimdi T elementi daha üst bir katmanda daha fazla katman yer alıyor. Dolayısıyla en büyük onun olmasını bekliyoruz. Bu ifademiz doğru. Birinci yoğunlaşma enerjileri arasında Z büyük, X büyük, Y büyük, T ilişkisi vardır. Ne demiştik birinci yoğunlaşma enerjisi için? Sağa ve yukarı doğru gittikçe artmasını bekliyoruz. Yani Z, Y, X, T şeklinde bir sıralama olmasını bekliyoruz. Ancak bir doğru üç aşağı beş yukarı kuralı vardı. 5A grubu elementinin 6A'dan daha yüksek olmasını bekliyorduk. O yüzden Z, X, Y, T sıralaması doğru bir sıralama olacak. Elektron ilgisi en büyük olan Z elementidir yani flordur diyor. Oysa ki elektron ilgisinde arkadaşlar bizim çok önemli bir istisnamız vardı. Klor flordan daha yüksek oluyordu. Dolayısıyla T en büyük elektron ilgisine sahip olan element olacak burada. Ametalik aktifliği en büyük olan Z elementidir. Sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu. 8A grubu elementlerini bunun dışında tutacağımız için 7A'nın ilk üyesi yani flor en yüksek ametalik aktifliğe sahip olmasını beklediğimiz elementti. Elektron negatiflikleri arasındaki ilişkide arkadaşlar flor oksijen ve azot en yüksek üç elementti. Sonrasında da klor burada gelmesi gerekiyordu. Yani bu ilişkide doğru olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde yer alıyor. Etkileşimlerin sınıflandırılması kısmına gelecek olursak, yani kimyasal türler arası etkileşimler ünitesine geçecek olursak arkadaşlar, burada kimyasal tür kavramı üzerinde durmuştuk ve etkileşimlerin sınıflandırmasını yapmıştık. Demiştik ki 3 tane kimyasal türümüz var aslında temel ve kimyasal tür dediğimiz şey de herhangi bir maddenin temel taneciğini ifade eder. Atom, molekül ve iyon şeklinde olabilir. Atom dediğimiz zaman işte metaller, soy gazlar ve yarı metaller atomik yapıdadır. Atomlardan oluşur. Dolayısıyla onların temel taneci atomdur. Molekül dediğimiz şey e, nötr atom gruplarına verdiğimiz isimdi. Eğer aynı tür atomların oluşturduğu molekül yapılarından bahsediyorsak bunlar element molekülü. Farklı tür atomlardan oluşan atom gruplarından bahsediyorsak buna da bileşik molekül adını veriyorduk. İyon dediğimiz şey ise yüklü tanecik demekti aslında. Artı yüklüyse katyon, eksi yüklüyse de anyon olarak isimlendiriyorduk. Eğer atomların iyonlaşmasından bahsediyorsak bu atomik bir iyon olarak karşımıza çıkıyordu. Ama bir molekülün iyonlaşmasından yani bir atom grubunun iyon hale gelmesinden bahsediyorsak da ona kök iyon adını veriyorduk. Etkileşimleri sınıflandırmaya gelirken de İki ana başlıkta incelemiştik aslında güçlü ve zayıf etkileşimler olmak üzere arkadaşlar güçlü etkileşimlere kimyasal zayıf etkileşimlere de fiziksel bağlar adını veriyorduk güçlü etkileşim iyonik, kovalent ve metalik olmak üzere üç tane temel başlığımız vardı. Zayıf etkileşimler ise Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağları olmak üzere iki başlığa ayrılıyordu aslında. Burada Van der Waals'in de bir de alt başlıkları vardı arkadaşlar. Dipol dipol, iyon dipol ve indüklenmiş dipol grupları vardı. Dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol ve London çekim kuvvetleri olmak üzere. Bunların tabii ki her birini ayrı ayrı detaylı olarak hep birlikte görüyor olacağız ilerleyen aşamalarda güçlü etkileşimlerden bahsederken arkadaşlar iyonik bağ üzerine konuşmuş bunun üzerine durmuştuk. Neler demiştik peki? Demiştik ki iyonik bağ elektron alışverişine dayanan bir bağ türüydü arkadaşlar. Dolayısıyla elektron alışverişi olması için metal ve ametallerin ortaya çıkması gerekiyor. Metaller elektron vererek katyonlara dönüşür. Ametaller ise elektron alarak anyonlara dönüşür ve katyon ve anyonlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetlerine de iyonik bağ adı verilir. Yani zıt yüklü iyonlar arası elektrostatik çekimlerdir aslında iyonik bağ dediğimiz şey. Bunların Lewis yapılarından bahsetmiştik. Lewis yapılarını çizerken de e, metallere elektron veren, ametaller ise elektron alan yani anyonu oluşturan taraflar oluyordu. Dolayısıyla mesela sodyum klorür bileşiğinde Sodyum atomları klor atomlarına birer tane elektron verdiği için sodyum artı bir yüklü katyonlar oluştururken klor ise eksi bir yüklü anyon yapılarını oluşturuyordu ve anyonların her zaman için köşeli parantez içerisinde oktet mi dublet mi kuralına uyduğunu belirterek bu isimlendirmeyi formüllendirmeyi tamamlıyorduk. Ya da işte kalsiyum Oksijeni iki elektron verdiği için kalsiyum artı iki yüklü oksijen ise eksi yük, yüklü anyonları oluşturuyordu. Lewis yapılarımızı da bu şekilde belirtiyorduk. Ve iyonik bileşiklerin yapılarını değerlendirirken kristal örgü yapısından bahsediyorduk arkadaşlar. Bu kristal örgü yapısında birim hücrelerden oluşan bir süreç vardı. Bu birim hücreler mesela e, sodyum klorür bileşiğinden bahsediyorsak C6... E, Na6, Cl6 şeklinde ...değerlendirmeyi almamız gerekiyordu. Çünkü her bir sodyumun altı tane klorla, her bir klorun da altı tane sodyumla... ...iyonik bağ yaparak bu yapıyı oluşturduğunu gösteriyorduk. Ve e, iyonik bileşiklerin bütün fiziksel, kimyasal özellikleri aslında bu kristal örgü yapısına dayanıyordu. Yani yüksek erime noktasına sahip olmaları katı halde elektriği iletmezken... ...sulu çözeltilerinin ya da sıvı halde elektriği iletmelerini... ...ya da kırılgan yapıda olmaları, işlenemiyor olmaları tamamen kristal örgü yapısı sayesindeydi... Adlandırmalara gelecek olursak arkadaşlar iyonik bileşikleri katyon ve anyon şeklinde değerlendirmiştik. Dolayısıyla katyon ve anyon adlarını ayrı ayrı yazdığımız anda aslında bileşiğin adını söylemiş oluyorduk. Mesela Mg ve S arasındaki bileşiği isimlendirecek olursak magnezyum bizim buradaki katyonumuzun adıydı. Arkadaşlar S ise sülfür olarak adlandırılan anyon olduğu için magnezyum sülfür bu bileşiğin adı oluyordu. Ya da demir ve oksijen arasında oluşan bu bileşikte Demir artı iki oksijen ise eksi iki yüklü olduğu için ve geçiş metallerinin e, hangi yüke sahip olduğunu roma rakamıyla belirtmemiz gerektiği için isimlendirirken şunu yapıyorduk. Demir oksijen eksi iki olduğu için demir artı iki yüklüdür. O yüzden bunu roma rakamıyla belirtmeliyiz ve oksit buradaki oksijenin anyon adıdır şeklinde yazıyorduk. Ya da kurşun yine aynı şekilde e, yükünü belirtmemiz gereken bir element olduğu için kurşun ve nitrat eksi bir yüklü olduğu için kurşun artı 2 yüklü olacağından ötürü kurşun artı 2 yani Roma rakamıyla kurşun 2 ve e, anyonumuzun adı olan nitratı belirtmemiz yeterli oluyordu. Bu bileşiğin ismini ortaya çıkarıyordu. Kovalent bağa gelecek olursak arkadaşlar kovalent bağlı bileşiklerle ilgili demiştik ki Elektronların ortaklaşa kullanımı burada söz konusu. Bu da iki ametel arasında oluşan bağın kovalent bağ olması gerektiğini bize gösteriyordu. Burada eğer aynı tür atomlar arasında oluşan bir kovalent bağ varsa bunun kutupsuz yapısından ötürü apolar kovalent bağ farklı tür atomlar arasında oluşuyorsa elektronegatifte farkından ötürü kutuplaşma oluşacağı için polar kovalent bağ olarak isimlendirilmesi gerektiğini söylemiştik. Buradaki temel prensip neydi arkadaşlar? iki ametal arasında oluşacak ve elektron ortaklaşa kullanımına dayanması gerekecek. Şimdi dolayısıyla molekül yapılarını ve Lewis yapılarını çizerken arkadaşlar yapmamız gereken bu elektronların ortaklaşa kullanımını sağlamaktı. Mesela HCl için çizeceğimiz Lewis yapısı buydu. Dolayısıyla farklı tür atomlar arasında olduğu için burada gördüğümüz e, her bir çizgi iki tane elektronu simgeledi ve e, polar bir özellik gösteriyordu. NH3 molekülünde e, mu, yani amonyak molekülünde çizeceğimiz Lewis yapısı bu şekilde. BH3 e, yapısında bu şekilde. Çünkü e, merkez atomunda yani borda e, Lewis sembolünü çizdiğimiz zaman 3A grubu element olduğu için e, sarkan bir elektron çifti kalmıyordu. Elektron çifti kalmaması da yapının simetrik olmasını sağlıyordu ya da CH4, su ve karbondioksitin çizeceğimiz Lewis yapılarını bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Adlandırmasına gelecek olursak bileşikleri adlandırırken arkadaşlar kovalent bileşiklerde e, iyonik bileşiklere göre farklı bir sistem kullanıyoruz tabii ki. E, burada arkadaşlar ikisi de ametal olduğu için katyon ve anyon adından bahsetmiyoruz. Onun yerine e, ametallerin sayılarını ve isimlerini latin sayılarıyla gösteriyorduk arkadaşlar. Burada mesela N2Cl5 şunu yapıyorduk. Birinci ametalin sayısı D adı ise azot. Birinci ametalin her zaman için ametal adını yazıyorduk. Ardından ikinci ametelin sayısını yazıyorduk. Yani 5 olduğu için penta diyorduk ve ikinci ametelin her zaman için anyon adını belirtiyorduk. Dolayısıyla da klorür şeklinde isimlendirmeyi tamamlıyorduk. Ya da S3N2 ise bak birinci ametelin sayısı 3. O yüzden tri diyoruz ve ametel adının kükürt olduğunu belirtiyoruz. İkinci ametelin sayısını belirtiyoruz ve ikinci ametelin anyon adını belirtiyorduk. Burayı unutmuyoruz arkadaşlar. Azotun Anyon adı nitrürdür. Dolayısıyla trikükürt dinitrür bu bileşiğin adı olmalı. Bak azot bir önceki bileşikte birinci sırada geldiği için azot olarak adlandırıldı. Ama burada ikinci sırada yazıldığı için anyon adıyla belirttik. Mesela burada di fosfor birinci ametelin sayısı ve adını yazdıktan sonra ikinci ametelin sayısını yazıp anyon adını belirtmemiz gerekiyor. Kükürdün anyon adı sülfür olduğu için e, ...bileşiğin ismini tamamlarken sülfür şeklinde tamamlamamız gerekecek. Ve eğer ilk ametelin sayısı birse burada belirtmemize gerek yoktu. Yani mono demeyeceğiz bunu doğrudan kükürt olarak isimlendireceğiz. Ardından e, hegza yani altı sayısının ismini tamamladıktan sonra... ...ikinci ametelimizin anyon adını belirtiyorduk florür şeklinde. Veya buna geldiğimiz zaman birinci ametelimizin sayısı bir... ...o yüzden belirtmeye gerek yok doğrudan karbon diyorduk... Ama ikinci ametalimizin sayısı bir olsa dahi bunu mono şeklinde belirtmek zorundayız. Ametalimiz e, oksijen olduğu için onun anyonu da olan oksiti kullanıyoruz ve karbon monoksit şeklinde isimlendirmemizi tamamlıyoruz. O zaman haydi bakalım sorumuzu çözelim. Aşağıda adı verilen bileşiklerden bir formülünde yer alan atom sayısı en fazla olanı hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar yapacağımız nedir? Öncelikle e, bileşin formülünü ortaya çıkaralım ve ee, tek tek kaç tane atom içerdiğini söyleyelim. Mesela kalsiyum demiş hangi katyon ve anyondan ortaya çıktığını bir yazmamız gerekiyor. Şimdi kalsiyum artı iki yüklü bir katyondu. Sülfür ise eksi iki yüklü bir anyondu. Dolayısıyla bunlar arasında CaS şeklinde bir bileşiğin oluşmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla atom sayısı toplamda iki olacak. Alüminyum Al artı 3 şeklinde bir katyondu. Fosfür dediğimiz ise arkadaşlar P-3 şeklinde bir anyondu. Dolayısıyla bunlar birleştiği zaman yine artı 3'e eksi 3 olduğu için ALP şeklinde bir formüle sahip olacak. Bunun yapısında da iki tanecik atom var. Magnezyum fosfat diyorsa magnezyum artı 2 yüklü bir katyondu. Fosfat ise PO4 ve eksi 3 yüklü bir anyondu. Şimdi bunlar arasında oluşacak bileşikte artı 2 ve eksi 3 şeklinde olduğu için yükler bunlar çaprazlamaya geliyordu. Yani magnezyumun altına şöyle 3 yazmamız gerekiyordu. PO4'ün altına da 2 yazmamız gerekiyordu ki tamamını e, yüklerini eşitlemiş olalım. Şimdi burada kaç tane atom var bakalım. 5 çarpı 2'den 10 artı 3 tane de magnezyum var. 13 tane atom var her bir bileşiğin formülünde. Difosfor klorür demiş. Arkadaşlar burada artık kovalent bir bileşik var. Difosfor yani P var diyor ve bundan 2 tane var. Klor var diyor ve hepta dediği için buradan da 7 tane olduğunu söylemiş oluyor aslında bize. Dolayısıyla buradaki toplam atom sayısı 7 artı 2'den 9 tane olduğunu görüyoruz. Demir 3 hidroksit. Bak demir 3 dediğine göre demir artı 3 yüklüymüş. Hidroksit ise OH ve eksi 1 yüklüydü. Dolayısıyla buradaki birleşikliğin formülünde ne olacak? Demirden bir tane olacak. Ama OH'dan 3 tane olması gerekiyor ki e, toplamda iyon yükünü eşitlemiş olabilelim. 2 çarpı 3'ten 6 artı bir tane de demir var. 7 tane atom olduğunu görüyoruz. Her bir formül içerisinde. Dolayısıyla en fazla atomun magnezyum fosfatta olduğunu hesaplamış olduk. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödülü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde yine tam da burada tekrar görüşmek üzere.